Zura doğru. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şimdi yine kaybettiğimiz özelliklerimizden, hasletlerimizden birisi daha var. O da verilen sözü yerine getirme konusu. Şimdi şöyle etrafımıza bir baktığımız zaman, birileriyle iş yaptırmaya kalktığımız zaman ne verilen sözlerin tutulduğunu görüyoruz. Ee, ne bileyim işte ne zaman olarak işte adam diyor ki yarın geleceğim senin yanına mesela o unut o, o dakika unutmuş verdiği sözü ee, efendim işte diyelim ki alışveriş yapıyorsunuz işte şu kadar şu tarihte ödeyeceğim yok hak getire yani bunun gibi yine böyle aile arasındaki ilişkilerde bile verilen sözlerin yerine getirilmediğini buna pek de önem verilmediğini. Ee, ...ya olsa da olur, olmasa da olur, söz verdiysek ne oldu canım falan gibi yaklaşıldığını görüyoruz. Şimdi burada örnek almamız gereken İslam alimleri var, evliyalar var... ...ama Peygamber Efendimiz var yani her şeyden önce. Peygamber Efendimiz'in bu konudaki e, hareketleri, davranışları e, neydi? Bize anlatabilir misiniz örnek almak babında? Şimdi e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... İşte hadis-i demişler de mesela e, sık sık o konuda bayağı hadis-i şerif ehl sünnet alimleri e, kitaplarını almışlar, nakletmişler. Mesela buyuruyor ki bir hadis-i şerifte münafık alameti üçtür. Yalan söylemek, vaadini yani verilen sözü yerine getirmemek, emanete hıyanet etmek. Başka bir hadis-i şerifte dört şey münafık alametidir. Burada üç şey denir, yani burada dört şey. Emanet olmanı hıyanet etmek, yalan söylemek, vaadini bozmak, ve ahdine kadir etmek ve mahkemede doğruyu söylememek. Mahkemede doğruyu söylememek burada aynı şekilde ifade edildi. Evet. Yani bunlar münafıklık alameti buyuruyor Peygamber. Buyuruyor. Ve, her, bu, her, iki hadis-i şerifte de ortak olanlardan birisi de sözünde durmak. Eh, durmamak. Durma. Ahdini yerine getirmemek. Yerine getirmemek. Yerine getirmemek. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü ve Vesselam'ın bir hadis-i şeriflerinde de el vaad Yani vaad etmek borç gibidir. Söz vermek borç gibidir. Hmm. Adam şimdi borcunu da inkar ediyor. O ayrı bir mesele de. Hatta bir avukat arkadaş anlatıyordu. Ee, dedi ki yaşça bizden küçük. Abi dedi sen ne diyorsun dedi ya. Adam dedi ıslak imzasını inkar ediyor dedi. Attığı imzayı. Kendi kalemiyle attığı imzayı bu benim değil diyor dedi. Yani neresinden? Hani Müslüman bir alakası yok Müslümanlıkla. İnsanlıkla da bir alakası kalmamış. Zaten iyi bir insan olabilmek, olabilmek de iyi bir Müslüman olmakla mümkündür. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ee, bütün güzellikleri üzerinde toplamış. Alemlerine rahmet olarak göndermiştir çünkü. Daha doğrusu onu böyle üstün ve güzel yaratan da Allah-u Teala'dır. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam metü sena edince bazı itikadı bozuk olanlar hemen devreye giriyor. Yani o da bizim gibi insandı. Ama yaratan onu güzel yaratmış. Ona niye itiraz ediyorsun? Allah-u Teala'nın kudretine mi itiraz ediyorsun? Yaratan güzel yaratmış. Bir çalıya aynı şekilde e, çok güzel kokular e, yayınlayan e, e, veren e, veya da e, ferahlık veren e, kokulu çiçekler açan bir çalı olarak yaratmış. Öbürsü de dikenli yaratmış. İkisinin de sahibi aynı. Güzel koku yayan çiçekler üzerinde bulunan çalıya, ya sen de çalı, ben de çalı. Çalı da onda güzel kokuyor. Güzel kokuyor. Hatta şey Şehzade Şirazi Hazretleri bir gün böyle Aradolu'da vardır vardı öyle çeşmeler Şeli değil, kapatmıyorsun. Evet, kendiliğinden akıyor. Kendiliğinden akıyor. İşte bazılarının yanında böyle tas falan bulunabiliyor veya bardak bulunabiliyor, bazen de yok. Avucunda böyle tutuyorsun, içiyorsun. Adamcağız gelmiş, e, yolcu çeşmenin yanına avucunu şöyle tutup tam içecek, lap diye bir çamur. Allah Allah. Olabilir tabii ki, geldiği kanallardan bir yerde bir çamur. E, tam atacak, çünkü burnuna yakın olduğu için bir koku gelmiş, yaklaştırmış, gül gibi kokuyor. Şehzade Şirin Hazretleri Bostan Gülistan'da anlatıyor bunu. Allah Allah demiş ya. Bu çamur. Çamur gibi kokması lazım ama gül kokuyor demiş ya. Nasıl olur? Şimdi Şehzade Şirin Hazretleri de Mevlana Hazretleri de Mevlana Celaletü'nün Hazretleri de cansızlar bazen hayvanlar konuştururlar. Orada çamur dile geliyor. Diyor ki ben çamurum. Çamur gibi kokarım. Ama diyor ben bir gül ağacının altında kaldım. Gül ağacının altında kaldım. Gülün yaprakları. Gülün yaprakları döküldü. benim üzerime döküldü. İçimde aynı ya. şekilde hemhal oldu ve bu koku oradan geliyor. Bu koku oradan geliyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bazı şeyleri güzel yaratmış. Gülü güzel yaratmış. E Şimdi timsahta da, yılan da Cenab-ı yarattığı mahluklardandır. Ama bülbül de Cenab-ı yarattığı mahluktur. Güvercin de Cenab-ı yarattığı mahluktur. E onlara o özellikleri veren o. Dolayısıyla insanlar yaratmış, insanların içerisinde de güzellerini yaratmış. Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliği açığa çıkmış. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam güzel huylar açığa çıkmış. insanlar tarafından göre. Yaratan onu böyle yaratmış. Çok kimse bunu kabul etmiyor, itiraz ediyor. Kime itiraz ediyorsun? Peygamber Efendimiz'e değil, onu yaratana itiraz ediyorsun. Sevgili Peygamberimizi karanlık gecelerde yol bulmak ve yol almak isteyen insanlık için bir rehber, bir kılavuz, bir yol gösterici olarak seçmiş ve öyle göndermiştir gönderen. Yani Allahu Teala. Böyle göndermiştir. Onun için onda o güzel huylar habire tezahür ediyor. İnsanlık için her bakımdan numune olan sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam verdikleri sözde durma ve verilen sözlerin yerine getirilmesi hususunda da çok titiz davranmışlardır. Ve bizzat kendi yaşayışlarıyla ile de bu usta örnek olmuşlardır. Eshab-ı kiramdan bir zat. Daha Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberliği bildirilmeden önce ki sonra iman etmiş. Zaten Eshab-ı Kiram'dan olmuş. O zaman daha İslam'ya tebliğ edilmemiş. Evet. Fakat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam görüşüyorlar. Aralarında aynı şekilde bir hukuk var. Bir muhabbet var. Alışveriş de yapıyorlar. İşte bu zat anlatıyor. Bu usta Eshab-ı Kiram'dan bir zat. Şahit olduğu bir hadisi şöyle anlatıyor bu zat. Resulullah Efendimiz de, henüz peygamberliği tebliğ edilmeden önce bir alışveriş yapmıştık diyor. Peygamber Efendimiz'e yapmıştık. Bu alışveriş neticesinde de kendisinde bir miktar alacağım kalmıştı. Bu alışverişi yaptıktan sonra da falan gün falan yerde buluşalım diyerek karşılıklı olarak sözleştik. Fakat ben aramızdaki bu sözleşmeyi ve aramızdaki konuşmayı verdiğim sözü unuttum. Unutmuşum diyor. Buluşmak için sözleştiğimiz zamandan tam 3 gün sonra verdiğim sözü ve aramızdaki konuşmayı hatırladım. Ve kendi kendime eyvah dedim. Biz üç gün önce falan yerde buluşmak üzere sözleşmiştik diyerek hemen yerimden ayrıldım. Sözleştiğimiz yere hızlı hızlı koşmaya başladım. Buluşmak için sözleştiğimiz yere vardığım zaman aradan üç gün geçmiş olmasına rağmen Resulullah Efendimiz'i orada beni bekler vaziyette buldum. Meğer Resulullah Efendimiz buluşmak için sözleştiğimiz o günden itibaren her gün o saatlerde gelip beni beklemiş. Üç gün üst üste yani. Evet. Saat 2'de her gün saat 2'de geliyor bekliyor. Beklemiş. Bunu öğrenince Resulullah Efendimiz'e karşı çok mahcup oldum ve kendisinden özür diledim. Üç gün ya. Saat 2 her gün gidiyor. iki de orada bekliyor. Belki bugün. Unutmuştur gelebilir bugün gelebilir. Ben olsam ilk günde bekledim gelmedin arkadaş derdim. Kestirip atarız yani. Yani tamam. Bekledim yani. Ya hele bir de şimdi hele bir onun gelmediğini arkadaş ben geldim bir de yalan söylüyor. Ben geldim sen neredeydin falan. Daha bir tabii bir <laughs> de o durum var yani. <laughs> o durum Daha var. vahim var. <laughs> Daha vahim var. Bir söz veriliyor ve verilen sözün üzerinden üç gün geçmesine rağmen Resulullah Efendimiz her gün o saatte aynı yere geliyor ve bekliyorlar. İşte verilen bir söze böyle riayet etmek lazımdır. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam biraz önce naklettiğimiz işte o hadis-i şeriflerinde el vaad-ı vaad etmek borç gibidir. Evet şimdi ben çocukluğumda da borç namustur derlerdi. Tamam mı? Yani adam yani namusunu nasıl kuruyorsa borcuna da öyle sadık davranır. Söz namustur diyenler de var. Evet, söz Doğru. namustur diyenler söz de, var namustur. de var aynı yani şekilde. Söz verdin mi? Peki, birisine bir söz verdik. Vadimizde durmazsak ne olur? Kitaplarda deniyor ki bir kimse vaadinde durmazsa karşı tarafın öfkelenmesine sebep olur. Hakikaten öyle öfkemesi Zaten vaadinde durmamak günah. Ayrıca bir de karşı tarafı öfkelendirdiği, üzdüğü için ayrı bir günaha daha girilmektedir. Bu sebeple verilen sözler hakkında çok dikkatli olmak ve Resulullah Efendimiz'in sözleri ve yaşayışları ile titizlikle üzerinde durdukları bu hususa riayet etmemiz Müslüman olarak lazımdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Eshab-ı Kiram Aleyhümdan Efendilerimiz, Tabi'in, Tebe-i Tabi'in, Evliya-i Kiram, İslam alimlerinin hayatları sık sık okunduğu zaman bu halle karşı karşıya geliyoruz. Mesela Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Medine Münevvere'de bir sokaktan giderlerken bir kadıncağız çocuğuna diyor ki gel sana taze hurma vereceğim. Epey gitmişler ama duymuş kadının sesini Resulullah Efendimiz. Geri dönmüş. Görebilir miyim buyuruyor hurmaları. Taze hurmaları. Taze hurmaları görebilir miyim? Vaatte bulunuyorsun. O kadar tetsiz davranıyor o kadar titiz davranıyor. Çocuk, kendi çocuğuna yani üstelik. Tabii. Onun için de evet. anne baba bile evladına yapabileceğini, alabileceğini söylemeli. Ya sana işte araba alacağız dediyse alacak mı? Ya işte o zaman öyle söz, şey, gelip söyleyiverdik sana falan. O çocuk nasıl olur? O çocuk eyyamcı olur. Ha demek ki söz veriyorsun salla ki diyeceksin ha. Salla diyeceksin yani almayacaksın, itibar etmeyeceksin. Ama bir çocuk annesi babası tarafından söz verildi. Ondan sonra o çocuğun, o çocuğun annesi babası o verilen sözü yerine getirince çocukta karakter oluşumunda ha der. Annem söz verdi yerine getir, babam söz verdi yerine getirdi. Söz verince yerine getirmek lazımmış. O yerleşir. Anne söz veriyor tutmuyor, baba söz veriyor tutmuyor. Ha değil mi sen? ben de anne baba söz veririm tutmam. Onun için peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her bakımdan mümine olduğu gibi bu söz verince sözünü yerine getirme konusunda da Aynı şekilde numuneydi, örnekti. Allah Teala korusun sözünde durmamak münafıklık alamet deniyor. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Cuma günü kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine selam size, bugün cumadır derler. kabir ziyareti ve Kur'an-ı Kerim okumak. İmamı bir gibi rahmetullahi aleyh Etfalül Müslimin kitabında buyuruyor ki Müslümanların kabirlerini ziyaret etmek sünnettir. İhyaül Ulüm'de diyor ki ölümü hatırlamak ve ölüden ibret almak için kabir ziyaret etmek ve salihlerin velilerin kabirlerinden bereketlenmek müstehaptır. Hadis-i şerifte ana babasının veya ikisinden birinin kabrini her cuma günleri ziyaret edenin günahları affolur. Haklarını ödemiş olur. buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mümin olan akrabasının ve eshabının kabirlerini ziyaret ederdi. Hadisi i şerifte buyuruldu ki, Bir mü'minin kabrini ziyaret ederken, Allahümme inni es'elüke bi hurmeti Muhammed aleyhisselam, en la tu'azzibe hazel meyyit. Derse, o meyyitin azabı, kıyamete kadar ref olur. Kabir yanında Kur'an-ı Kerim okununca, Meyit sesi işiterek rahat eder. Kabir ziyaret ederken, kıbleyi arkada bırakıp, meyyitin yüzüne karşı oturup, selam vermek, müstehaptır. Kabre, el yüz sürülmez, öpülmez. Kıbleyi arkada bırakıp, ayak tarafında, ayakta durmak, eftaldir. İbne Abidin Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir kimse kabristandan geçerken on bir kere İhlas suresi okuyup sevabını meyyitlere hediye ederse kendisine ölüler adedince sevap verilir. Mezarlıktaki yeşil otlak da dalları koparmak da mekruhtur. Kuru otları koparmak caizdir. Kabir üzerine çiçek ve ağaç dikmek meyyite faidedir iyidir. Buna verilecek parayı, namaz kılan fakire sadaka vermek daha iyidir. Son zamanlarda hafızların, Kur'an-ı Kerim'i teganni ederek, musiki perdelerine uyarak okumaları, çok çirkin bir dattır. Çok günahtır. Kur'an-ı Kerim'i güzel ses ile, Allah'tan korkarak ve hüzn ile okumalıdır. Sure veya ayet okumaya başlarken evuzu okumak vaciptir. Fatiha okumaya başlarken besmele okumak da vaciptir. Diğer surelere başlarken besmele okumak sünnettir. Hadis-i şerifte buyruldu ki: Kur'an-ı Kerim'i tecvid bilgisine uyarak okuyunca her harfine 20 sevap verilir. Tecvide uymazsa 10 sevap verilir. Bir ayeti ezberledikten sonra unutmak en büyük günahlardandır. Kur'an-ı Kerim okunan evden arşa kadar nur yükselir. Hadisi i şeriftir. Ebu Hüreyre radıyallahu anh buyurdu ki: Kur'an okunan iyilik, bereket, iyilik gelir. Melekler oraya toplanır. Şeytanlar oradan kaçar. Kur'an-ı Kerim'i dinlemek çok sevaptır. Hadisi i şerifte, insanın dinlediği bir ayet kıyamette kendine nur olur, buyuruldu. Kur'an-ı Kerim okumayı, geçim vasıtası yapmamalıdır. Hadisi i şerifte, Kur'an-ı Kerim okuyunca, Allahü Teala'nın rızasını ve cenneti isteyiniz. Dünyalık istemeyiniz. Bir zaman gelir ki hafızlar Kur'an-ı Kerim'i insanlara yaklaşmak için vasıta yaparlar. buyuruldu. Şirada diyor ki Kur'an-ı Kerim'i 40 günde hatmetmek yani başından sonuna kadar okumak müstehaptır. 3 günden önce hatmetmek caiz değildir. Hatim sonunda yapılan dua kabul olur. Hatim duasında bulunmaya çalışmalıdır. Hatim bitince yeniden hatme başlamak niyetiyle Fatiha okumalıdır. Hadisi i şerifte insanların en iyisi hatmi bitirince yeniden başlayandır buyuruldu. Tembihül Gafin'indeki hadisi i şerifte Kur'an-ı Kerim okuyanın ana babası kâfir olsalar bile azapları hafifler buyuruldu. Ve hadisi i şerifte Kur'an-ı Kerim'e hatmedenin duası kabul olunur, buyuruldu. Kitab-ı Tibyan da diyor ki, Kur'an-ı Kerim'in hatmedildiği yere rahmet yağar. Hatimden sonra dua etmek müstehaptır. Kutbuddin Bahtiyar Kaki Rahmetullahi Aleyh Bu zat buyuruyor ki, her iyiliğe engel, insanın kendisidir her şeyden daha evvel. Düşmanı dışarıda aramayın siz sakın. Düşman içinizdedir. Ondan iyi sakının. İnsanlar bir yolcudur. Aynı yere giderler. Yolcular birbirine yardım etmelidirler. Herkese faydalı olmaya edin gayret. O zaman her işiniz olur büyük ibadet. Zira dünya işini yaparken bir Müslüman, beş vakit namazını kaçırmaz hiçbir zaman. Rabbimiz buyurur ki, mal ve çocuklar sakın Allah'a ibadetten sizi alıkoymasın. Önceki Müslümanlar çok titizlerdi bunda. Camiye koşarlardı ezan okunduğunda. Demirciler vardı ki, döverken demirleri, ezanı işitseydi, bırakırdı dövmeyi. Çekici havadaysa, vurmazdı onu daha. Yerde ise kaldırmaz, koşarlardı namaza. Terziler var idi ki, soktuğunda iğneyi, ezanı işitseydi, çekmezdi onu geri. Yani her ne halde ise kalırlardı o halde. İtina ederlerdi namaza fevkalade. Çünkü bilirlerdi ki, herkese farzdır namaz. O vakitte, namazdan daha mühim iş olmaz. Ahiret işlerine verince böyle kıymet, Allah dahi onlara verirdi çok bereket. Halbuki ehemmiyet vermeselerdi dine, kazançları daha çok olmazdı elbet yine. Üstelik Allah'a da olurlardı isyankâr. Çok kazansalardı da neye yarar öyle kâr? Derdi ki, namaz kılmak ve her türlü ibadet, tabiatı icabı zor gelir nefse gayet. İşte bu yüzdendir ki bazı din büyükleri nefisle uğraşmakta gitmişler diyileri. Sahabe-i kiramdan Abdullah İbni Ömer bir vakit cemaate yetişmeseydi eğer bir gece uyumadan yapardı hep ibadet. Zira o kendisine etmişti böyle adet. Yine aynı şekilde Hazreti Ömer dahi bir gün yetişemeyip kaçırdı cemaati. Yüz bin dirhem kıymette malını o bu kere o gün tasadduk edip dağıttı fakirlere. Sahabeden biri de bir gün bila ihtiyar bir akşam namazını geciktirdi bir miktar. Öyle çok üzüldü ki buna o mübarek zat iki kölesi vardı. Onları etti azat. Bunlar binlercesinden bir iki numunedir. Zira ufacık bir su deryayı haber verir. İslam ahlakı. Hikmetten yedi iyi huy meydana gelmektedir. Bir, birincisi zekadır. Bir melekedir. Bir alışkanlıktır. Bunun yardımıyla insan bilinen şeylerden bilinmeyenleri çıkarır. Delilleri bir araya toplayarak aranılan şeyleri bulur. Bunu kazanmak için malum şeyler yardımıyla meçhul olan şeyleri bulmaya çalışmak, hesap, matematik ve hendese, geometri problemleri çözmek lazımdır. 2. sürat fehimdir. Buna sürat indikal de denir. İhtiyac olunca lazım olan şeyi hemen anlayan melekiye denir. Bir şey işitince, onun aksini, tersini de hemen anlar. Zeka düşünmede ve incelemede, yani fikirde ve nazarda olur. Yani bilinen şeyleri inceleyip, bunlardan bilinmeyen bir netice elde eder. Sürat-i ise, fikirden ve nazardan başka şeylerde olur. 3- Zihin açıklığıdır. İstediği şeyleri çabuk anlamak elde etmektir. 4 dikkat etmektir. Düşünceler mani olmayıp istediği şeye teveccüh etmektir. 5 teakkuldür. Lüzumlu şeyleri öğrenirken her şeyin haddini, sınırını aşmamaktır. Yani lüzumlu olanı terk etmez, lüzumsuz olanla da meşgul olmaz, vakit öldürmez. 6 Tehaffuz. Yani unutmamaktır ruhun akıl erdirdiği anladığı bilgileri unutmamasıdır 7 tezekkürdür hafızadaki bilgileri her istenilen zamanda hatırlamaktır Kırklareli 8. Bölüm Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi eser zengini, güzel tarihi eserleri olan Şirin ilimiz Kırklareli'den sesleniyorum. Şu anda arazideyiz. İl merkezine 4 kilometre kadar mesafede Bulgar hududuna doğru e, askeri bir bölge idi burası. Seyfoğlu tabiasını sizlere anlatacağım. Buradan binlerce asker geldi geçti. Yani Birinci Dünya Harbi sırasında, Balkan Harbi sırasında, 93 Harbi'nden hemen sonra burada asker konuşlandırıldı. Yani 1877-78 Osmanlı Rus Harbi sırasında bu bitmek üzereydi. Bitme safhasına gelmişti, bitme aşamasına gelmişti. Daha sonraki harplerde burası fiilen kullanıldı. Kitaplarda yazanlara ben rastlamadım ama kendimde eski mesleğim olduğu için burada tahminime göre asgari üç alay burada konuşlandırılabilirdi. Yani bu, bu tabyanın içerisinde, içerisi çok mükemmel, çok geniş bir hilal şeklinde. Hilalin ağzı şu benim durduğum istikamet ve şehre bakıyor. Hilalin yuvarlağının e, konveks kısmı da dışarı doğru olan kısmı da Bulgar hududuna doğru bakıyor. Niye Bulgar hududuna doğru bakıyor? Burası çünkü Kırklar elinin savunması için yapılmış. E Bulgaristan 1877-78'de Osmanlı toprağı değil mi? Evet. E Bulgar'dan ne bekliyoruz? Avrupa buralardan girmek üzere Balkan halkını isyana teşvik etti. 1853-56 Kırım Harbi sırasında evvela geldi Avrupalılar Osmanlı ile müttefik oldular. 50 bin İngiliz askeri, 30 bin Fransız askeri, 12 bin de İtalyan askeri gelerek Osmanlı'ya hadi şu Rusları bir yenelim. Rusların Karadeniz'deki tersanelerini imha edelim. Askeri donanmasını, Karadeniz'deki donanmasını imha edip batıralım. Ha, bizim Rusya ile bir işimiz yok ki o zaman, bir anlaşmazlığımız yok yani. Ama maalesef bizim tarihlerimizin koca Reşit Paşa dedikleri, Mustafa Reşit Paşa neresi kocadır bilmiyorum ama, Koca koca hatalar yaparak İngiliz muhabbetinden dolayı İngilizlerle Osmanlı'yı ilk defa Avrupalılarla Osmanlı müttefik hale geldi ve Sivastopol'u, Kırım Osmanlı'nın Osmanlı gözdesi yeri Altın Ordu Devletinin başkenti Kırım'ı mahvettiler. İşte o harplerden sonra hani İngilizlerle beraber ola ola onların savunma teknikleri de maalesef bize girmeye başladı. Onlar da kale savunması öndeydi. Osmanlı'da ise kale savunmasına hiç önem verilmezdi. Aldığı memleketlerdeki kalelerin duvarlarını yıkardı. Biz duvarlar ardına saklanacak insan değiliz derlerdi. Ama zaman öyle geldi ki Osmanlı'nın Avrupa ile ilişkileri Osmanlı'nın harp stratejisini ve teknolojisini maalesef değiştirdi. Ve o günün icaplarına göre Sultan II. Abdülhamit Han'dan önce başladı. Abdülaziz Han zamanı başladı. II. Abdülhamit Han zamanında bir, Çanakkale Boğazı'ndaki bütün müstahkem mevkideki mevziler elden geçirildi. Eğer İngilizler 18 Mart 1915'te Çanakkale'yi geçemedilerse işte o mevzileri onartanlardan dolayı geçemediler. Çünkü bütün mevzilerdeki silahlar tıkır tıkır çalışıyordu. Karşısındaki de dünyanın en modern, en güçlü, en zırhlı donanmasıydı. İşte yine Abdülhamit Han zamanında Edirne olsun, Kırklare olsun bu bölgede bu tabya sistemine geçirildi. Geçildi. Bu tabyaların üzeri bir buçuk metreden fazla toprak yığılıdır. Bugünkü şartlarda bir nükleer harbe muhatap olsa burası içindeki insanı korur. Öldürücü radyasyon etkisinden korur. Bütün odaları beşik tonoz şeklindedir. Düz tavan değildir. Bu da hem herhangi bir hücumda yani bir e, top berbisi düştüğü veya bir bombalama olayı olduğunda havadan olsun karadan olsun e, bomba fırlatıldığında yıkılmayı zorlayacak yıkılmaya karşı emniyet olacak şekildedir bu tonozlar. Hem de ısınmada içine kapanmış olan insanlar kendi soluduğu havayla zehirlenmekten korunurlar. Bakınız hiçbir kapı pencere yok. Böyle mi asker barındırıldı? Olur mu öyle şey efendim? Olur mu? Hepsinin kapısı penceresi vardı. Hepsi korunaklıydı. Ve dışarıda eksi 25 derece soğuk olsa buradaki insan terliye terliye yatardı. Erzurum bölgesinde bu tabyalar bayağı bir çoğaltıldı. Erzurum'un sadece Erzurum'un civarında 8 tane tabyadan Aziziye tabya, Mecidiye tabiye dahil, Keremit tabiye dahil ...efendime söyleyeyim... E, ...yuvarlak tabia, top tabia... ...bunların hepsi... ...bugün ayaktadır. Evet, Aziziye tabiada... ...iki alay asker o zaman... ...konuşlandırılmıştı ki... ...bu Aziziye tabia... ...bu tabianın yanında küçük kalır. Ancak bundan farkı... ...o iki katlı bir tabiadır. Şimdi bu tabiaların... ...yapılmasında çalışanlardan birisi de... ...Mahmut Şevket Paşa'dır. Onu burada anmadan geçemeyeceğim ama şöyle bir yerimi değiştireyim de size bu tabiyadan bir şeyler daha göstermeye çalışayım. Kıymetli seyircilerim. Biraz önceki tabyanın önünü terk ettik hilal şeklindeki. Tabyanın düşman tarafındaki toprakla örttük tümsekleriyle bu taraftaki şimdi cephanelik diyorlar ama bunların ileri mevzi olması hatta hünkar mevzi derlermiş buna olması ihtimali var. 13 tane birer tane böyle serpiştirilmiş aynı hilalin boyuna uzunluğuna uydurulmuş şekilde su hemen arkasında bu iç mevziler var. Yani cephanelik dedikleri yerler var. Efendim, onun önünde hendek var, onun önünde düşman sütresi var. Hepsi bu kadar. Biz şimdi iki araya geldik. Bu tarafta askerin konuşlandığı tavya, bu tarafında da bu mevziler. Burayı yaptırırken Mahmut Şevket Paşa burada görevli idi. Mahmut Bey Şevket Paşa kimdir? Ondan biraz bahsetmem lazım. Çünkü Osmanlı tarihinde çok önemli sorumluluklara imza atmış, sonunda da bir suikastla, bu dünyadan çekilip gitmiş komutanlardan birisidir. Abdülhamit Han zamanında bunun eğitimi için Abdülhamit Han çok masraf etti. Bunun gibi birçok subayımızı yurt dışında yeni görevler öğrenmeleri için akademik çalışmalar yapmak için yurt dışında bulundurdu. Doğum tarihi 1856 Bağdat'ta. Kendisi Dağıstanlı bir Çeçen'dir kökü. 1882'de yani Abdülhamit Han'ın padişah olmasından 6 sene sonra kurmay yüzbaşı oldu. Evet. Erkan'a harp yüzbaşısı deniyordu o zaman. Bir ara Girit'te kaldı. Harp Akademisi'nde yüksek cebir, geometri ve silah dersleri öğretmenliği yaptı. Yani o devrin subaylarının neredeyse fen dersinde baş öğretmeniydi Mahmut Şevket Paşa. Golç Paşa dediğimiz Van Der Golç Paşa'nın heyetinde çalıştı. Bu Golç Paşa enteresan bir adamdır. Her sene Türkiye resmen Golç Paşa'nın Büyükdere'deki kabrinin başında resmen anma yaparız. Bu kimse Birinci Dünya Harbi'nden iki sene önce Türkiye'ye askeri müşavir olarak gelmiş ve... Alman İmparatoruna iki defa meşhur mektubu vardır. Türkiye'deki çalışmalara ilgili. İkisinde de yazdığı şudur. Ben burada Osmanlı yüksek seviyedeki idareci komutanlarını bir dünya savaşı fikrine hazırlıyorum. 1914'ten iki sene önce. Yani biz savaşır mıyız, savaşamayız mıyız? Savaşmaya hazırlıyor. Niye öyle yapıyor? Abdülhamid Han tahttan inmiş çünkü. Tahttan inmiş. Golçpaşa maalesef Birinci Dünya Harbi'ne Osmanlı Devleti'nin bir hiç uğruna girerek 5 milyon şehit vermemize sebep olmuştur. 10 milyondan ziyade insan da iş hayatından çekilecek şekilde fiziki rahatsızlıklarla engelli vaziyete gazi olarak katılmış, öbürlerini ondan sonra öyle sürdürmüşlerdir. Mahmut Şevket Paşa'yı Abdülhamit Han yurt dışına Almanya'ya gönderdi. 9 sene kaldı. Bu 9 senede Alman erkan harpleriyle yani genel kurmayıyla o kadar sıkı ilişkiye girdi ki artık Almanya'nın Osmanlı için bir kurtarıcı olduğuna inanarak döndü. Ve o parasıyla okuduğu Sultan Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesinde bir numaraydı. Ve Selanik'ten hareket eden ordunun, hareket ordusunun, harekat ordusun değil de hareket ordusunun, öyle hareket ordusu dediler ona niyeyse, kumandana olarak ordusunu terene bindirdi kendi ordusuyla beraber gelmeyen bir komutandı. Mahmut Şevket Paşa. Gelmedi. Niye gelmedi? Eğer İstanbul bu hareket ordusunu kabul etmez de gelen isyancıları bir ava çıkarlarsa kendisi yakalanmasın. Ben gelmedim ki efendim. Ben yönetmedim. Hayır ben değildim. Demek için İstanbul'dan her taraf güzel, güllük, gülistanlık gelebilirsiniz. Paşam emrini Edirne'de bekledi. Edirne'de bekledi. Ve buradan da maalesef Edirne'den, Kıkdereli bölgesinden, gayrimüslim tabadan, Ermeni ve Bulgarlardan bir grup yaparak harekat ordusunu takviye götürdü. Gönderdi. Peki harekat ordusunda... Müslüman Türk nefer var mıydı? Hayır yoktu. Hiç yoktu. Hepsi Balkan komitecileri. Yani Sandenski denilen canavar Bulgar komite reisinin ki diğer Bulgar komitecileri bu adamı sevmezlerdi. Çok vahşi adam öldürüyor diye. E kendileri de çeteci ama onlar daha az vahşi öldürüyorlardı demek ki. Bu vahşice kıyım yapıyor. Yani... Eşikteki, beşikteki derler ya efendim. Hepsini böyle silip süpüren bir adamdı. Ve İstanbul'u basan harekat ordusunda Enver Bey'in, daha o zamanlar paşa olmamıştı, Enver Bey'in yanında yaveri gibi bulundu Sandanski. Taksim kışlasının imha edilmesinde Sandanski'nin askerleri 200 bölük askeri kırdılar. 200 bölük. Üç tane alay vardı orada Taksim Kışlası'nda. Şimdi Taksim Kışlası'nın yerine onu andıran bina yapalım diyoruz, hopluyorlar. Niye kardeşim ya? Yani 200 asker orada, teker teker koğuşlar böyle topluca e, çıkarılmış, meydanda taranmış. Çıkarılmış, meydanda taranmış ve bunların cenazeleri de hayatta kalan arkadaşlarına sürttürerek taşıttırılmış. Ve ne acıdır ki bu insanlar İslam mezarlığına gömülmemişler. Bugünkü turistik otellerden birinin olduğu yerde bulunan adına büyük mezarlık denilen Ermeni mezarlığına büyük çukurları yine yaralı askerlere kazdırarak, padişahın askerlerine kazdırarak oralara topluca toplu mezar olarak üst üste üst üste üst üste leş yığar gibi yığmışlardır. Mahmut Şevket Paşa evet kahraman birisiydi belki. Fakat kafasını kullanamadı. Kendi veli nimeti olan kendisinin 9 sene Avrupa'da böyle bir kurs, okul gibi hususlarda ilerlemesini, görüşünün açılmasını sağlayan Abdülhamit Han'ın tahttan indirilip evvela Selanik'e, sonra da Beylerbeyi Sarayı'na 4 sene Selanik'te 5 sene Beylerbeyi Sarayı'nda hapishane hayatı yaşayarak yine hapishane hayatı içinde Beylerbeyi sarayında vefatına sebep olmuş kimseydi. Peki ne oldu Mahmut Şevkat Paşa bu hareket ordusuyla gelmesinden sonra? Ne olacak? Kısa bir süre sonra kendisine Divanyolu Yolu Caddesi'nde efendim, tramvay yolu üzerinde Çemberlitaş'a daha gelmeden önce Beyazıt'tan Çemberltaş'a, Bayezid'den Çemberlitaş'a gelirken gelmeden önce Pierloti Caddesi'nin oralardan efendim, çıkan üç tane cani o günün Harbiye Nazır olan Mahmut Şevket Paşa'nın arabasını çapraz kurşun ateşine tabi tuttular ve arabasında bulunanların hepsi orada öldürüldüler. Yani iktidarda çok sürmedi benim. 1909'da iktidara geçti. 1910 olmadan Mahmut Şevket Paşa'yı aradan çektiler. Niye? Bir mertlik damarı vardı. Evet böyle şeyler yaptı ama veli nimetine karşı mertçe davranamadı ama soyunda o Çeçenliğin verdiği bir mertlik vardı. Baktılar ki iddiaçlar bu paşa bize zamanla boyun eğmeyecek. Bizim bu cinayetlerimize karşı geliyor. Bunu ortadan kaldıralım. Yine İttihatçı arkadaşları Enver, Cemal, Talat daha o zamanlar pek ortaya çıkmadıydı. Bu üçlü karar vererek vurulan vuranlar bulunamadı. O kadar büyük kalabalığın içerisinde bulunamadı. Çünkü bir cenaze geçiyormuş gibi yaptılar. Boş bir tabutu cenaze götüren insanlar gibi kalabalık. Bunlar hepsi suikastçıydı. Cenaze olmadığını biliyorlardı tabutta. Bunlardan biri bulunamadı. Yok yoluna gitti derler ya efendim. Ama Mahmut Şevket Paşa da böyle öldü gitti. İşte buraları da yapılmasında gelmiş, görmüş, etmiş bir insan idi. Ama maalesef tarihimizde pek parlak bir iz veya hiç parlak olmayan bir izler bıraktı gitti. Efendim Seyfoğlu Tabiyası burası. Bura şu anda Kırklareli Üniversitesi'nin korumasına tevdi edilmiş. Üniversite güzel bir şekilde koruyor. Gönül ister ki üniversitenin bu konularda biraz daha restorasyona gidebilmesi için devletimiz üniversiteye koltuk çıkması lazım. Çünkü üniversitenin bütçesi böyle elleri tamire müsait bir şey değil. Üniversiteye bir destek çıkılır da bu proje getirilirse meydana burası turizm hususunda biraz zayıf olan Kırklareli'nin turizmine de, yatılı turizmine de ben hizmet edeceğine inanıyorum. Sözlerimi belki biraz uzattım ama bunları da anlatmasam olmayacaktı. Kırklareli çekimlerimiz devam ediyor. İnşallah yeni bir tarih yerde buluşmak üzere. Hoşçakalınız efendim.